CGTN Türk'ten iyi günler efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelere savaş gemileri, uçakları göndermesi, o bölgelerde yaratmak istediği karışıklıklar hep tartışa durduğumuz konular arasında. Son olarak Amerikan donanmasına ait hücum gemisi USS Wasp İzmir limanına demirlemişti, hatırlayacaksınız. VTGB üyesi gençler o geminin personeli olan Amerikan askerinin başına çuval geçirmişti. Bu eylemle birlikte biz bir kez daha ABD ve elbette NATO bu gemileri neden gönderiyor, nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor, bunu tartışıyoruz. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi avukat Sayın Nusret Senem'le konuşacağız. Sayın Senem, iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen sorayım, neden yani biz çünkü sıklıkla konuşuyoruz aslında zaman zaman Türkiye'ye gönderilen bu gemileri. İsterseniz Türkiye açısından başlayalım. Neden savaş gemileri gönderiliyor Türkiye'ye Amerika tarafından? Şimdi geçen gün hükümet sözcüsü Ömer Çelik, hı hı, Doğu Akdeniz'de balıkçı teknelerine savaş gemilerinden dolayı yer kalmadı diye bir veciz ifadede bulundu. Evet. Şimdi hakikaten durum böyle. Neden böyle? Bu çok önemli. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombaladığı gerçeğini bütün dünya canlı yayında neredeyse izliyor. Büyük bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bu soykırıma ilişkin olarak Amerika'nın tutumu da net olarak görülüyor. Amerika bölge ülkelerini ve bütün Arap alemini, İslam alemini tehdit eden, Türkiye'yi de tehdit eden bir çizgi izliyor. Uçak gemilerini biliyorsunuz hemen olaydan sonra Doğu Akdeniz'e sevk etti. Ayrıca en büyük savaş gemisi olan USS Wasp'i de gönderdi. Hı hı. Bu gemiyle bundan yaklaşık bir ay önce bizim TCG Anadolu gemimiz eğitim tatbikatı yaptı diye bir açıklama yapılmıştı. Şimdi de İzmir limanına bu geminin yine eğitim amacıyla gelip demirlediğini gördük. Şimdi bu olay bölge ülkelerini tehdit etmek amacıyla Amerika'nın yürütmekte olduğu politikanın bir şeysi ortaya serilen gerçeği. Hı-hı. Bu gerçeği Türkiye'nin görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi Amerika'nın ülkemizin de içinde bulunduğu bütün bölge ülkelerini tehdit eden yığınağına Türkiye'nin hiçbir şekilde eğitim veya başka bir amaçla izin vermemesi gerekir. Bunu son derece yanlış buluyoruz. Burada Milli Savunma Bakanlığı şüphesiz izin veren makam, ama bu bir hükümet politikası. Milli Savunma Bakanlığı burada yalnız başına sorumlu tutamayız. Bu bir hükümet politikası. Sayın Tayyip Erdoğan'ın politikası. Bunun bu şekilde ortaya çıkmış olması Türkiye'nin Gazze olayındaki baştan beri açık olarak katliama karşı duran tutumunu da sorgular bir nitelik taşıyor. Bunu sorgular bütün bu gelişmeyi görenler. Çünkü bu olay öyle hafife alınacak bir şey değil. Amerikan gemilerinin bölgeye yığınak yaptığı, İsrail'e silah taşıdığı, bölge ülkelerini açıktan tehdit ettiği, İran'ın daha önce biliyorsunuz füzelerle İsrail'e yönelik bir eylemi olmuştu. Amerikan gemilerinden kalkan uçaklarla İran'ın füzeleri hedef alındı biliyorsunuz. O gemilerinden birisi de işte gelen bu İzmir limanına demirleyen gemi. Şimdi bunun Türk kamuoyuna, bölge ülkelerinin kamuoylarına nasıl bir mesaj vereceği açık değil mi? Dolayısıyla burada hiçbir şekilde bir müttefikti, efendim NATO'da ortağız vesaire denerek bu olay savunulamaz, kabul de edilemez. Dolayısıyla Türk gençliği, TGB bu gerçek nedeniyle Amerikanların o gemilerde o katliamlara katılan askerlerin elini kolunu sallayarak İzmir caddelerini kirletmesine müsaade etmediler. TGB'nin eylemi de bu açıdan tarihi bir eylem oldu. Yankı yarattı bütün dünya çapında. Olayı böyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii... ayrıca buyurun. İlave... Buyurun. Buyurun. Bir ilave de şöyle yapalım. Biliyorsunuz Amerikan emperyalizmine karşı 1968'lerden beri Türkiye'de gençliğin çok büyük bir duyarlılığı var. Ayrıca son yıllardaki Türkiye'yi tehdit eden işte Yunanistan'da kurduğu üslerle Türkiye'yi tehdit eden, Kıbrıs'ta yaptığı üslerle Türkiye'yi tehdit eden, Kıbrıs'tan Gazze'ye silah sevkiyatıyla Gazze'nin yerle bir edilmesini sağlayan Amerika'nın bu tavrına sadece TGB'li gençler değil, bütün Türk gençliği tepki verdi, tepki veriyor. Yani sadece Vatan Partili gençler, İşçi Partili gençler, TGB'li gençler ve Öncü Gençlik, Vatan Partisi Öncü Gençlik buna tepki vermedi. Bütün Türk gençliği tepki verdi. Bunun kamuoyuna yansıyan şeylerini de çok yakından izledik, gördük. Hatta dünya çapında etkili oldu. Ses Washington'dan, Pentagon'dan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi biliyorsunuz. Onlar da Türk hükümetiyle işbirliği yaptıklarını söylediler. Ya bu Amerika'nın bu küstah tavırlarına, bu bölgeyi tehdit eden tavırlarına karşı onunla işbirliği yapmak ne demek? Onunla işbirliği yapmak Türk milletine karşı hakikaten çok yanlış mesajlar vermek anlamına gelir. Yani bu millete ben Amerika'nın bölgede yürüttüğü katliamlara karşıyım falan demek o zaman bir anlam ifade etmiyor. Ya milletin gözünde hükümetin bu tavrını hiçbir şekilde milletin kabul etmesi mümkün değil yani. Bunu net olarak söylüyoruz, evet, görüyoruz. Bunu en başta Vatan Partisi tabii tepki yaptı. Vatan Partisi bugünlere göre kendisini konumlandırmış, olayları gören bir parti. Ama bunu Türk milletinin de hassasiyetle izlediğini biliyoruz. Çok daha nahoş olaylar olabilirdi ama Vatan Partili gençler bunu bir sembolik eylem olarak ortaya koydular. O Amerikan askerlerine karşı kişisel bir davranış içerisinde olmadılar. Onlara zarar veren fiziki müdahale anlamına gelebilecek hiçbir davranışta bulunmadılar. Bu tamamen sembolik bir eylem. Ama eğer bu küstahlık devam ederse işte gençlerin dediği olur. Bugün başlarına çuval geçirdik, denize de dökeriz bir anlamda böyle bir tavırda sergilediler. Bu çok anlamlıdır yani. Bunu Amerika'nın da bu hükümetin de iyi anlaması, dikkate alması lazım. Evet. Şimdi bir başka boyutuyla daha konuşalım. Yani bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bir faaliyeti mi yoksa bir NATO faaliyeti mi olarak değerlendirmek gerekiyor? Özellikle Doğu Akdeniz'e yönelik bu girişimler, işte Türkiye'ye gönderilen savaş gemileri, bölge ülkelerine giden savaş uçakları, gemilerine baktığımızda. Şunun için soruyorum. Şimdi mesela Almanya Tayvan Boğazı'na gemi gönderme kararı aldı. İşte Filipinler'le işbirliği anlaşması imzaladı. Amerika'nın Asya Pasifik'teki eylemlerini zaten biliyoruz. Dolayısıyla tabii Doğu Akdeniz'i konuştuk ama şimdi böyle Asya Pasifik'te de bazı şeyler oluyor. Hatta Çin'i hedef alan gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yani toplamda bütün bunları biz NATO'nun faaliyetleri kapsamı içine mi koymamız gerekiyor? Siz ne dersiniz? Benim kanaatim NATO Amerika'nın politikalarını bölgemize ve dünyanın diğer sorunlu bölgelerine dayattığı bir örgüt durumunda. Amerikan politikalarını esas olarak izlemek zorunda bırakılıyor bütün NATO üyeleri. Zaten NATO'nun kuruluş amacı da üye ülkelerin hükümetlerini kontrol etmektir. Bunu De Gaulle, General De Gaulle Fransız Cumhurbaşkanı iken söylemişti. Aynı zamanda da İtalyan Cumhurbaşkanı Cosiga 2008 yılında Sabah gazetesine verdiği bir demeçte, Nur Battur'un yaptığı bir röportajda bunu açık açık söyledi. Yani NATO'yu ne sanıyorsunuz? NATO esas olarak üye ülkeleri kontrol örgütüdür. Amerika namına. Doğrudan CIA tarafından örgütlenmiş, onun gizli yapıları da var bu NATO ülkelerinde. Mesela Türkiye'deki Gladio'dur. Sonra bunun adının FETÖ olduğunu 15-16 Temmuz darbesinde yaşadık, gördük. Dolayısıyla burada NATO demek aslında Amerika demek fikri hiç de yabana atılacak bir fikir değil. Ukrayna olayından sonra NATO'nun dayatmalarıyla, Amerika'nın dayatmalarıyla bütün NATO ülkeleri hem genişlemeye evet demek zorunda kaldılar, hem de Amerika'nın Ukrayna'ya silah yardımına hepsinin katılması söz konusu oldu ve Rusya'ya karşı ambargolar uyguladılar. Dolayısıyla burada aynı şeyi Pasifik'te, Asya Pasifik'te de hatta NATO'nun görevlerini oralara kadar uzatmak fikirleri de biliyorsunuz NATO'nun liderler zirvelerinde tartışıldı. Çin'i ve Rusya'yı düşman kategorisine koyan kararlar aldı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl NATO liderler zirvesinde. O bakımdan burada NATO ile Amerika'yı çok da karşı karşıya olarak görmemek lazım. Gerçi her NATO üyesi ülkenin veto hakkı olduğundan söz edilir. Ama bugüne kadar Türkiye'nin ve diğer NATO ülkelerinin Amerika'nın dayattığı bir projeye, bir politikaya, bir saldırıya veto uyguladıkları görülmemiştir. Görülmedi bugüne kadar. NATO'nun bütün genişlemelere, söz vermelerine rağmen Rusya'ya mesela 1990'larda Sovyetler Birliği yıkılınca Rusya liderlerine söz vermiş Amerikalılar, NATO genişlemeyecek diye Doğu Avrupa'ya doğru. Ama o sözlerin hiçbiri tutulmadı. Hatta Rusya'nın kalbine kadar sokulmayı Amerika dayattı ve NATO ülkeleri bunu benimsediler. En son biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya NATO üyesi yapıldı. Evet, evet. Şimdi dünyadaki mücadele Arktik Denizi alanına doğru kayıyor. Orada bir güç elde etmek, orada bir pozisyon elde etmek için Amerika bu dayatmayı yaptı. Türkiye de buna evet demek zorunda kaldı. Onun için burada Amerika olarak bakmak, NATO ile Amerika'nın eşit olduğunu düşünmek hiç de yabana atılacak bir fikir değil. Evet. Sayın Nusret... uygulama bunu ortaya koyuyor. Evet, evet. Uygulanan politikalar bize bunu gösteriyor zaten diyorsunuz. Evet. Evet, evet, evet. Sayın Nusret Senem, çok teşekkürler değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gençleri de Amerika'nın bölgedeki planlarına karşı sembolik de olsa dünya çapında etki yapan eylemlere dolayısıyla kutluyorum. Bunu da antiparantez ifade etmiş olayım. Evet, çok sağ olun katkılarınız için. İyi günler diliyorum, çok teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Sağ olun. Evet, Amerika'nın çeşitli bölgelere savaş gemileri, savaş uçakları göndermesi, bölgelerde yaratmaya çalıştığı karışıklığı konuştuk. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sayın Nusret Senem'le tekrar teşekkür ediyoruz katkıları için. Noktalıyoruz. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalınız.